Merhaba, ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden İlknur. Bu videoda muhasebe entegrasyonunda asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indirimlerinin gelir vergisi tutarından düşülerek ayrı hesaplara entegre edilmesini öğreneceğiz. Personel programında entegrasyon, kayıt, muhasebe genel kod girişi ekranında 6 tipinin altına asgari ücret gelir vergisi terkin ve asgari ücret damga vergisi terkin indirimleri için satır eklenmiştir. Bu satırlara ilgili hesap kodları tanımlanmalıdır. Daha sonra yardımcı programların altında kayıt, özel parametre tanımlamaları girişinden, grup kodu entegrasyon, anahtar kelimesi ask, ücret, int, entegrasyon, değer alanına 1 olarak tanımlama yapıldığında asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisi indirimlerinin gelir vergisi tutarından düşülerek muhasebe genel kod girişi ekranında tanımladığımız hesaplara yazılması sağlanmıştır. Bir örnek üzerinden inceleyelim. Bordro, kayıt, personel bilgileri, personel puantaj bilgileri ekranında ilgili personelin puantaj bilgileri hazırlandıktan sonra bilgi 3 ekranından bu hesaplamanın özetini görebiliriz. Burada görüldüğü gibi asgari ücret gelir vergisi indirim tutarını ve asgari ücret damga vergisi indirim tutarının hesaplandığını görmekteyiz. Hesaplama kontrolleri gerçekleştirildikten sonra muhasebe aktarma işlemine geçebiliriz. Entegrasyon, işlemler, muhasebe aktar ekranı üzerinden ilgili ücret hesap kodunu seçerek veya boş bırakıp tümü diyerek muhasebe tarihini yazıp aktarma işlemini yapıyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra muhasebe modülüne geçip YMI fişini inceleyelim. Muhasebe modülünde muhasebe, kayıt, YMI fiş giriş ekranında ilgili dekont mahsubuna girdiğimiz zaman fiş detayında asgari ücret gelir vergisi indirimi ve asgari ücret damga vergisi indirimlerini gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarından düşürülüp birer borç hareket ve aynı şekilde birer alacak hareket şeklinde ayrı satırlar olarak attığını görmekteyiz. Bir de tanımladığımız özel parametre kullanılmadığında muhasebe entegrasyon işleminde YMI fişinin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Personel modülünde tanımladığımız özel parametreyi kaldırıyorum. Daha sonra tekrar entegrasyon, işlemler, muhasebe aktar ekranından ilgili hesap kodunu seçip aktarma işlemini gerçekleştiriyorum. İşlem tamamlandıktan sonra muhasebe modülüne geçip YMI kaydını inceleyelim. İlgili dekont mahsubuna giriyorum. Fiş detayda. Gelir vergisi ve damga vergisi terkin tutarlarını borç hareket olarak görmekteyim. Karşı bacağı olarak özel parametre tanımlandığındaki gibi ayrıyetten bir alacak hareket kaydı bulunmamaktadır. Gelir vergisi ve damga vergisi satırlarında da terkin tutarları düşürmeden tam haliyle satır atmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.